Yani burada demek istediği kalplere ilham edecek. Adam diyecek ya bu Mehdi olamaz. Peki niye diyorsun bunu diyeceksin? Ya içinde böyle bir sıkıntı var yani bunun Mehdi olmasından tedirgin oluyorum diyecek. Ehli delalet. Ve işte bir kısım kalbinde hastalık olanlar. Yani tedirgin olacaklar ondan. Onun Mehdi olmadığını kendini inandırmaya çalışacak. Çünkü ona vahyediliyor kalbine, ilham ediliyor. O vahiyden o rahatsız olacak. Yani sürekli ona o bilgi verilecek, geceli gündüzde. Falanca Mehdi'dir diye. Eğer iman ehli ise o vahye uyacak, kalbine gelen vahye. Eğer hastalıklıysa o vahiy ile savaşmaya çalışacak. O yüzden aman işte bu Mehdi değildir, alakası yoktur ama sorulmadığı halde, alakası olmadığı halde. Yani üstüne vazife olmadığı halde, öyle bir talep olmadığı halde durduk yere Mehdiyetle mücadele edecek. Onun için Peygamberimiz diyor ahir zamanda insanlar Mehdi gelmeyecek diye geniş çaplı bir propaganda yapacaklar diyor. Mehdi yok diyecekler diyor. İşte o ilhama, vahye karşı savaşlarından kaynaklanıyor. Aslında durduk yere ya Mehdi gelmeyecek ne diyorsun? Gelmeyecekse gelmeyecek. Sen vur kafanı yat ya. Niye bağırıyorsun ve niye yüz binlerce insan bu konuda görevleniyor? Mehdi gelmeyecek diye. O vahiy onları sıkıştırıyor, rahatsız ediyor kalplerini. Ondan kurtulmak için o vahye karşı mücadeleden kaynaklanıyor. Duruyor duruyor Mehdi gelmeyecek diyor. Ya kardeşim gelmeyecekse sakin ol. İşte kolay bitmiş zaten Allah Allah. Şimdi sen durduk yere desen ki bu binanın içerisinde bir apartman dairesi yok desen. Yani salonun içerisinde bir desek ki bu salonun içerisinde bir bina var. Bunun mantığı yok ki. E durup durup ben burada bina yok diyorsam bir anormallik vardır yani. Zaten görüyoruz. Sakin olur. Değil mi? Yoksa yoktur. Ama senin işte kalbini sıkan bir şey var orada. O işte vahiye karşı şeytani mücadeleden oluyor. Yoksa nerede görülmüş böyle bir şey ya? Olmayan bir şeyle niye mücadele ediyorsun? Yani yoksa yoktur. Ama o görüyor o. O hissediyor. Yani bütün delilleriyle görüyor. Gördüğü için ızdırap çekiyor. Vicdanları kabul ettiği halde diyor. İşte Allah diyor ya vicdanları gördü, bildiği halde zulüm ve büyüklenme nedeniyle reddettiler diyor ayette. Şeytanın Allah'a sunuyor. Onlar da bu ızdırabın sebebiyle ahir zamanın bu büyük olayını meydana getiriyorlar. Peygamberin hadisinde yüz binlerce, milyonlarca insanın Mehdi gelmeyecek dediği anlaşılıyor hadiste. Ya büyük bir vaka olarak söylüyor bunu, böyle küçük bir vaka olarak demiyor. Geniş çaplı ümmet diyor, Mehdi gelmeyecek diye tutturacaklar diyor. Tam bu ortamda işte diyor, bunların tutturdukları ortamda Mehdi gelecek diyor. Vahyin ne kadar geniş çaplı olduğunu göstertiyor. Bediüzzaman da diyor ki Mehdi imanın nuruyla tanınır. Ne demek imanın nuru? Yani vahye açık olan kalbiyle anlar. Çünkü kalbine vahy ediliyor. O da vahyi kabul ediyor o kadar. Yani mesela iyi bir insanı biz anlıyoruz uslubundan, konuşmasından. Kötü bir insan da anlıyoruz. Onun gibi. Anlıyor mümin. Ama inanması farz değil.